Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yeni bir GTA videosuyla beraberim. Şu saçma şeyi çıkartalım çünkü ilk baştaki dikkati topladık. Buna gerek yok artık. Biliyorsunuz artık işler böyle dönüyor. Bugün GTA'da değişik bir şey yapacağım. Paramı sıfırladım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Michael'ın 3 doları var. Daha önce sadece taksicilik yaparak para kasıyordum oyunda. Para kazanıyordum. Şu gözlüğü de takmam lazım. Ben ne kadar bütün ışığı görecek olsanız da ben oyunu göremiyorum. Gerçi bu gözlük çok kirlenmiş. Of, 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 of. Bu sefer oyunda legal veya illegal herhangi bir şekilde taksicilik dışında para kazanmanın yollarını deneyeceğim. Herhangi bir fikrim yok şu an nasıl kazanılacağıyla ilgili. Arada bir taksiciliği de atlarım. Birkaç el atarım taksi. Özellikle yanlayarak hileyle taksi kullanmayı çok seviyorum. Modifiyeli taksi böyle siyah beyaz falan. Dünya saatini bir gündüz yapalım. Sonra bu saati donduralım. Güzel çünkü böyle güzel yani bu oyun. Michael'ın arabası bir yanlama makinesine dönüştü. Gördüğünüz gibi oyun böyle güzel. Bakın şimdi size hilesizini gösteriyorum. Bu araba böyle mi güzel? Bak arabaya bak. Bak bak. Yoksa böyle mi? Bak 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 bak. Bak bağcılara dönüyor. Oyun bir anda bağcılara dönüyor. Şöyle yavaştan devam edelim. Allah kahretsin. Legal olarak bu oyunda nasıl para kazanabiliriz sorusuna bir cevap arayalım. Para harcamak için çok fazla şey var. Ah! 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 Sizin koyacağınız masayı ah! Of! Ne yapabiliriz? Araba çalıp gönderebiliriz. İnsan dövebiliriz. Şurada bir ayakkabı var. Ne bu? Strip club. Orada da çok güzel para yenir. Araba yıkama. Arabayı acaba ben mi yıkıyorum? Şuraya bir bakalım. Daha önce hiç gitmedim. Ben single'ı çok az oynadım GTA'nın. Oraya bir gidelim, oraya bir bakalım. Çok yanlıyorsun yalnız Michael, çok yanlıyorsun. Şimdi bu videoda 5 kişiye GTA 5 hediye edeceğiz yine. Bizim oynasana.com'dan. En başından söyleyeyim onu. Açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. O linkten katıldığınızda böyle ne kadar fazla seçeneği kullanırsanız o kadar fazla kazanma şansınız oluyor. Daha fazla kazanmak isteyen arkadaşlar için videonun içinde ipuçları olacak. Anlattığım bir şeyle ilgili çekilişte soru olacak. O sorunun cevabını doğru verirseniz çekilişten kazanma hakkınız artacak. Yani o yüzden benim anlattığım şeyi dinleyenler sadece daha fazla kazanma hakkına sahip olacaklar. Tabii o ne kadar büyük bir fark bilmiyorum şu an. Ona sonra bakarız. Araba yıkama hadi. Ben burada para kazanamayacağım galiba. Aynen 15 dolar gerek. Araba yıkamak için 15 dolar mı alıyorsunuz? Allah'ın belaları lan. Bizim petrol istasyonunda 1 lirayı yıkıyorlar otomatla. 15 dolar araba yıkıyor. Bok gibi de bir sistem ha. Bak şuna bak. Şunun için 15 dolar verilir mi ya? Şaka gibi ya. Yan makinesi. Bak düz gitmiyor bak. Bak. Çekil. Allah belanı versin. Bir de el yapıyorsun. Orada öyle öküz gibi dur. Bir de bana el yap. Sen bir in arabadan bak. Sen bir in arabadan. Oğlum biz dolapları... Arabayı çalma oğlum. Biz dolapları çocuğuyuz. Senin ben şeklini sikeyim. Arabayı bıraktı gidiyor gerizekalı ya. Ulan... Onurun gururun şerefin yok. Sana arkadan vurdum indim dövmeye çalışıyorum. Onurun gururun şerefin yok. Ulan bari şeyin olsun. Ne denir ona? Paranın kıymeti olsun. Bıraktı arabayı gidiyor. Güzel. 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 Kazanırsan iyi para verecek diye umuyorum. İyi yapıştırdım. Bak şimdi bak bak. Bak. Ulan pislik karı. Easy değil mi bu? Aha aldım aldım. Aldım. Puan aldım. Buradan para da almam lazım. Herhalde bayağı fark açmış oluyorum çünkü. İyi yapıştır bir tane. Güm diye ağzına. İyi vurdu. Aha. Üstüne değil. Tam. Şu aynen aldım. Pislik. Michael is on game point. Tamam. 40 puan aldım artık. Tamam artık. Bir daha mı? Oğlum elek ettim lan. Abi 4 oyun kazandım artık quit. Bu bitmiyor çünkü. Bu belli ki bitmeyecek. Ben kazandım işte. Loser mı? Oğlum ben kazandım. Continue. Tamam. Enerji içeceği. Tamam kaç para kazandım peki ben bu işten şimdi? Tamam kaç para kazandım? Ben para kazanmadım mı bu işten? Ben bu işten para kazanmadıysam ben bu oyunu bozarım. Niye hiç mermim yok lan benim? Bu mermim varmış. Lan pislik para ver bana para.
Para ver, ne yapayım senin boklu tenisini? Para verin lan bana! Para istiyorum ben, aç kaldım, açsız evde çocuklar bekliyor. Kira geldi, vergiler geldi, faturalar geldi, her şey geldi, para istiyorum. Onlardan birazcık para çıktı, bundan çıkmadı. Üzerinde para taşıyacak bir konumda değil çünkü. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA'da tenis oynayarak para kazanılmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. O zaman şimdi sırada golf var. Golf oynayarak para, şaka yapıyorum. Golf'te de büyük ihtimalle para vermeyecek. O yüzden o bokla hiç uğraşılmaz. O zaman artık illegal işlere girişelim biraz. Madem bunlar bize legal yoldan para kazandırmıyor. Market yok mu? Şerefsiz! Öldürdüm. Şimdi senden ben kaç para cukkalayabilirim? Yazar kasayı bir bakalım. Lan! Lan Allah'ım ben az kasada para mı yok? Pislik, bu kadar silahım var, param yok mu? Bak 2.99 dolara el bombası mı sattın? Ne sattın anasını satayım? Biber gazı mı sattın 2.99 dolara? Kasayı soyamadım arkadaşlar. Bu iş iyice sarpa sarmaya başladı, boka sarmaya başladı. Kasayı niye soyamıyorum ya? Allah Allah. Lester bir git hayatımdan ya. Şu Lester o kadar fazla arıyor ki telefonla. Ya bu kadar rahatsız edebilir bir insan. Bu kadar rahatsız edebilir ya. Selamun aleyküm. Ya light ton balığı var mı sende acaba? Çok merak ediyorum. Light ton balığı var mıdır sende? Yok mu light ton balığı? Oradan bana bir uzun malbora, iki tane uzun malbora, bir tane çakmak ver. Bir bakayım bir saniye. Şu PSQ'dan da istiyorum. İki de kola istiyorum. Alalım onları. İki tane kola ver. Malboram zaten çok varmış. Bir tane bira ver bana bir. Anything else? Tamam yeter. I see you. No stealing. Ne diyorsun lan sen? Oh, no. Ne diyorsun oğlum sen? Okay. Kimsin lan sen? Dallama. Thank you for shopping with us. Ver bakayım kaç para çıkacak. Naylon poşete para mı koyulur lan? Allah'ın belası. Öldürdüm ben bunu. Polis niye gelmiyor? Oğlum o benim motorum. Sen misin o? O sensin değil mi? Bakayım şöyle. Lan gitme. Bak bak minnoşa bak. Bir tane kitlesem şunu. Teknik olarak kendi motorumu patlatmış oluyorum ama bir şey olmaz. Öldü. Korktu düştü öldü gerizekalı. Motor sağlam mı? Allah belanı vermesin. Bir rahat dur, bir rahat dur lan. Bakalım Suburban'ı soyabileceğiz mi? Ya da Suburban nasıl telaffuz ediyorsanız. Buradan para koparabilecek miyiz? Selamun aleyküm. Burada müşteriler de varmış. Buraya silahla giremiyoruz. O yüzden kapıda çıkaracağım silahı. Şu şekilde. Ne yapıyorsun lan sen mal? Harekete bak ya. Lan çekilin lan önümden. Bakalım buradan kaç paracık kalacağız. Aa içeri yine silahsız girdim. Sen bir çekil. Benim işim seninle değil. Kurban olduğum bir çekil çekil şu kasayı alayım ya. Ağlama. Aa yok alamıyoruz. Suburban'ı da soyamıyormuşuz arkadaşlar. Oyun bize hiçbir şekilde para kazanma imkanı tanımıyor. Ben git oradan. Sana mı, senin lafını mı dinleyeceğim ben? Gerizekalı GTA at diyor. Evet oyunda aradım taradım hiçbir şekilde görev yapmanın dışında para kazanma yolu bulamadım. Yani çok saçma. Gerçekten GTA gibi bir oyunda böyle bir şey olması gerçekten çok saçma.
Son çare bir taksiciliğe bakacağım. O da online'da yapılmıyor zaten. Nedense GTA'nın taksiciliği online'da yok. Aşırı saçma. Yani single'da varken online'da ne olmuyor? İn arabada! İn aşağı! İn! İn s**tmasın. Çekin lan önümden. Eğer isterseniz bunun devamını getirebilirim. Yanlayan taksici. Apache taksi. Önceki gaksicilikte, önceden de taksicilik yaptığım bir GTA serisi vardı. Bu videoya kaç like gelsin lan? Like istemeyi sevmem normalde de yani. O herkes yorum atıyor. Outlast çek, Outlast çek, Outlast çek. Çekiyoruz Outlast'ı. Geliyor 30 bin izlenme Outlast'ı. Bok geliyor 8 milyon, Outlast 30 bin. Durum böyle olunca ben de Outlast çekmiyorum. Aynı durum bunun için de geçerli. Bu videoya 50 bin like gelsin. Bu Apache taksicinin yeni bölümlerini çekeceğim. Apache taksici bu şekilde böyle bak. Şöyle yanlayan taksici. Böyle yanlı çıkacak böyle. Dur yapamadım. Şurada yapacağım. Apache taksicinin yeni bölümleri için 50 bin like. Bakalım gelecek mi? Ver yana. Ver. Çıkma kontrolden. İn artık hadi geldik in. İn. Helalinden 228 dolar hakkımızla kazandık. Şimdi bir tane daha yapalım. Of hem de ne of. O ne biçim kazaydı ya. Trafiği birbirine kattık ya. Araba ne hale geldi? Araba. Of. Araba yanı o lastiği gitmiş. İlk defa görüyorum GTA'da böyle bir şey. Ve arabadaki herkes ölmüş. Ve araba patlıyor. Biz gidelim o zaman buradan. Size bugün Hawaii Meteor Mother dizisinden bahsedeceğim. İzleyenler zaten ne kadar güzel olduğunu biliyorlar. İzlemeyenler de gel ablacığım. Gel. Mesela Hawaii Meteor Mother'daki Lily'ye benziyor bu. Aşağıdan mı gidiyoruz? Alt yoldan niye gidiyoruz orada? Mesele mi var? Ne var? Niye oraya gidiyoruz lan? Dön. Ananı avradını yapma. Çık. Yaklaşık 2003 ya da 2005 senesinde başlamış bir dizi Hawaii Meteor Mother. 5 tane ana karakter var. Ted var, Barney var, Robin var. Robin kadın, erkek ismi gibi dursa da ne kadar. Lily var, Marshall var. Bu Marshall, bu beşinin arkadaşlık ilişkileri ve başlarından geçen olaylar üzerine kurulu bir dizi Hawaii Meteor Mother. Çok basit ve hiç komik değilmiş gibi dursa da hakikaten çok komik bence en azından. Ve beni çevremdeki herkese ben çok komik bir dizi. İzlemeniz gereken dizilerden bir tanesi bu. İkincisi Fringe, her zaman dediğim gibi. Yani Fringe artık anlatmaktan yoruldum ben. İnanılmaz bir dizi. Özellikle bilim seven arkadaşlar varsa, matematik değil ama bilim. Bilim seven arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. İzlemedikleri her dakika ömürlerinden boşu boşuna geçirdikleri bir zamandır benim için. Başka ne tavsiye edebilirim? Spartaküs'ü izlemeyin. Onu izlemeyin. Ben ergenken izledim. Çok güzel olduğunu düşünüyordum. Adam var ya arkada kafayı vurmadığı yer kalmadı arkada. Öldü. Kadın bu arada. Kadınmış adam değilmiş arkadaşlar. Unuttum onu. Arrow'u kesinlikle izlemeyin. Allah bin kere belasını versin. Yani ilk sezonu çok güzeldi ya da yaşım küçük olduğu için güzel zannediyordum. Allah gerçekten belasını versin. Uzaylılar bokunu çıkardılar böyle. Bok gibi bir dizi haline getirdiler. Flash'ı da izlemeyin. Flash'ın da Allah belasını versin. Ne izleyin? Bunların hiçbirini izlemeyin. Şuna bir vurayım. Neydi o? Neye vurdum ben öyle? Kaan Revan içinde. Punisher izleyin. Bu arada bunu izliyorum. Güzel dizi. Narkoz izleyin. Mutlaka izleyin Narkoz'u. Pablo Escobar'ın hayatını anlatıyor böyle başına gelen olaylar falan. Nasıl zengin olduğu, nasıl zenginliğini kaybettiği, nasıl ebesini sikildiği falan bunu anlatıyorlar. Walking Dead'le ilgili çok ikileme düşüyorlar. Walking Dead'i izleyin abi. Bak birinci sezonu falan iyidir, iki güzeldir. Üç ya iki ya üç böyle çiftliğe kapanıyorlar bayağı ve çiftlikte çok sıkıcı zamanlar geçiriyorlar. Ya tamam 7 ya da 8 belki 9, 8 sezonluk bir dizi. Arada birkaç sezon bazı yerler sıkabiliyor insanı ama genel olarak bir bütününe baktığın zaman gerçekten çok iyi bir dizi. Ben çok seviyorum. Karakterler falan, oyuncular falan çok iyi yani. Hakikaten çekiyor içine kendine. Özellikle o şu anda Punisher'da oynayan The Walking Dead'deki Shane Reyes'in şerefsizliği, abazalığı falan yani. Bunlar gerçekten insanı kendine çeken sahneleri var. O Shane'in yaptığı terbiyesizlikler böyle. O Rick'in karıyı kurtarıyordu. Rick'in karısını kurtarıyordu. Ondan sonra Rick öldü diye bu bizim Shane
Loretta mıydı? Lori miydi? Lori'ye kay Allah kay, kay Allah kay, kay Allah kay. Ya Rick'in göt böyle olduydu yani artık. Rick'in alnında Gavat Godoş yazıyordu. Sonra geri geldi. Rick alkolü içti bu, içti, içti, içti. Alkol barajını aşınca tabii sapıttı biraz, biraz bozdu kendini. Gidip böyle Rick varken Lori'ye yavşamaya başladı. Ulan Rick de bunu gördü. Bir dövüyor şeyini. Ağzını burnunu bir dövüyor ama ne dayak yani. Böyle bir dayak yok. Ki hak etti de daha sonra kafasını üçe vurdu, öldü şeyin. Hak etti mi ölmeyi? Bence hak etti. Yani kendini bozduydu yani böyle. Bu kadar abazalığın lüzumu yok. Memlekette karı mı kalmadı yani? Tam dünyada çok az insan... Senin ha gel buraya. Senin ağzına yüzüne gel buraya. Sen bana yapamazsın. Yapamam sandın değil mi? Allah'ın belası. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. Bak senin ırkına sıçtığım gel. Senin kafana... Kafana çekiçle senin kafanı kırarım senin. Vursana oğlum. Vursana şuna. Gerizekalı vurmuyor. Seni patlatırım oğlum seni. Seni mahvederim oğlum. Seni öldürürüm lan. Sen benim paramı nasıl vermiyorsun? İbne. Puşt. Kaçma. Gel buraya. Bak hala gidiyor. Railgun'la vururum seni. Aha. Kameranın pili bitti bitiyor. Onun pili bitmeden artık bu videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten GTA 5 çekilişine katılabilirsiniz. 5 kişiye GTA 5 vereceğiz. TL'ye çevirdiğin zaman ciddi bir meblağ. Zaten yabancı değil bizim şirket. Oynasana.com'dan veriyoruz. Açıklama kısmındaki linkten. Tekrar niye ikinci defa söylüyorum ki? Anladınız zaten işte. Allah açıklamadaki linkten girin. Çekilişe katılın. Videonun içinde anlattığım bazı şeylerden çekilişte böyle soru olacak. Eğer videoyu izlediyseniz, benim söylediğim şeyi anladıysanız daha fazla kazanma hakkınız olacak çekilişi. Şu müşteriye bir tane... Müşteri değilmiş o ya. Çok kötü vurdum ona. Sen biz müşteri. Allah. Oğlum omuz attım. Aha. Sen müşteri misin? Sen taksiye mi bineceksin? Sen taksiye mi bineceksin? Otobüse bin. Ne gerek var taksiye binmeye?